Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir oda kokusu nasıl yumaşla yapılır onu göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz herhangi bir şekilde siz nasıl isterseniz de yani bu fark edilmiyor. Yumaş kokulu verner yani diğer bir adıyla istediğiniz herhangi bir markanın vernerini kullanabilirsiniz. Ben Yumaş ekstrayı kullanacağım. Lavanta olanını biraz su ve bir de şöyle bir fıstıklı sıkacağı ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunları göstermeden önce şunları bir göstereyim. Hemen sonradan geçelim. Bugün genellikle hep temizlikten gittiğim için şunları da hazır size kullandığım ürünlerden denediğim ürünleri size göstereceğim demiştim. Bu BİM'in yüzey temizleyicisi arkadaşlar çok güzel ama lavantalı olanı yani şu mor kapaklı olanı daha güzel. Yüzey temizleyici olarak hem köpürüyor hem de güzel laminatları siliyor. Benden size tavsiye eğer alırsanız da BİM'in lavantalı olanını alın. Bir beyaz sabunlu var bir de pembe olanı. Ben ikisini de kullandım. Memnun kalmadım. En çok lavantadan memnunum. Hem kokusu çok güzel hem güzel köpürüyor ve güzel de laminatları siliyor. Fiyatı da diğer yüzey temizleyicilere göre daha uygun. 5 küsürlerde bir fiyatı var. Milim olarak 1500 milim arkadaşlar. Alırsanız da bir alın deneyin derim. Ben epeydir böyle de kullanıyorum. Kullanırken de bladınızın suyuna göre ben 2 kapak ölçüsünde kullanıyorum. Benden size tavsiye bir de arkadaşlar böyle sıvı deterjanları kullanırken mutlaka kapak ölçüsüyle göre alın. Şöyle direkt alıp dökmeyin çünkü daha fazla gidiyor. Hem de israf olmuş oluyor. Bunu gösterdikten sonra şuna geçeceğim. Bunu bana arkadaşlar biri tavsiye etmişti. Aldım ama pek de bir işime yaramadı. Şöyle bitsin diye kullanıyorum. Mintax Shock'a ait olan sirkeli bir temizleyici olarak geçiyor. Ama böyle bir şey yani iyi bir etkisini göremedim. Hafif bir lekelenme yapıyor camlarda. Yani bitsin diye kullanıyorum. Bakalım inşallah tez zamanda biter. Fiyatını unuttum arkadaşlar. 1 litre ama çok böyle bir fiyatı yok diye 5 küsür ya 6 küsürlerde bir fiyatı bulunuyor. Bunun da bir hani iyi göremedim. Yani bir temizleyici özelliği bana göre yok. Şunu göstereceğim. Aslında bu herkese aynı mı bilmiyorum arkadaşlar. Hangi çamaşır suyunu alırsam alayım. Şu üst kapağı ben genellikle hep atıyorum. Hemen ilk açıyorum. Kullanıyorum. Rahat kullanayım diye. Bir de en çok çamaşır suyunu kullandığım için şu kapak kısmı yok bende. Bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor mu? Çamaşır suyu kullandığım zaman, aldığım zaman bazen bu kapak niye yok diye bazen düşünüyorum. Ama en kolay şekilde hemen kapağı atıp rahat kullanmak. Mintax'in arkadaşlar bu da yine Shock'a ait 1 litre. Bu da 5 küsürlerde bir fiyatı var. Yani Shock BİM A101'den arkadaşlar çok güzel, uygun ve güzeldi olan temizlik ürünleri bulunuyor. Hani eğer çok para vermek istemiyorsanız da bu tür yerlerden temizlik ürünlerinizi çok güzel alabilirsiniz. Bu çamaşır suyundan memnunum. BİM'in çamaşır suyundan da memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ama bu biraz daha orta boy olduğu için Shock'un çamaşır suyunu alıp kullanıyorum. Şunu daha önce göstermiştim ama yine de aldığım için yine göstereceğim. Bu herhalde sanırım A101'den ya aldım ya Shock'tan. Tam bilemiyorum hangi yerden aldım ama ikisinden birinden aldım. Ya da BİM. Pardon bunu BİM'den aldım. Evet tekrar ikinciyi. Çift arkadaşlar farklı her çift kullandık. Limonlu falan. Ama bu amonyaklı olanı daha bir temizlediğini gördüm. Özellikle lavabo yıkıyorsanız arkadaşlar böyle parlak kalsın. Uzun sürede gitsin diyorsanız parlaklığa bu amonyaklı olan çiftleri alın bir kullanın derim. Minim olarak da 750 minim. Bundan da bayağı memnun kaldım. Son olarak şunu göstereceğim. Aslında ben Pril bulaşık deterjanını kullanıyorum sıvı olarak. Bazı zamanlarda yeşil deterjan kullanmam gerektiği zamanlar oluyor. Çok uzun zamandır hep Desto'nun BİM'e ait olan bu Desto bulaşık deterjanını kullanıyordum. Şöyle bir yeni bir ambalajı gelmiş. Eskiden daha bir farklıydı. Hazır gelmişken bir de alıp kullanayım dedim. Böyle bir elmalı. Elma kokulu eskiden yoktu ama sadece yeşil deterjandı. Bir alayım bu elma kokuluyu da kullanayım dedim. Hassas ciltler için. Bir deneyelim bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Böyle bir Desto'nun aldım. Bakalım.
Bunu kullanmadım ama kullanıp hemen size de göstereceğim. Şimdi bunları kenara bırakalım. Şimdi gelelim. Şöyle bir arkadaşlar, bu benim silikonlu cam temizleme ürünlerimden biriydi. Bunun böyle bu tarz fısfıslı ürünleriniz varsa bunların etiketini güzelce sökelim. Çünkü etiketli olur mu bayağı hem ürünü koyarken rahat görünme hem de böyle güzel temiz görünsün diye o kısmını çıkardım. Şimdi bu yapacağımız kokuyu arkadaşlar isterseniz de evinizin hani nerede kullanacağım derseniz de çekyatlarınızda pike, yorgan bu tarz şeylerde kullanıyorsanız da kokuları varsa, kıyafet dolabım daha güzel koksun diyorsanız da mutlaka bu yapacağımız kokuyu kullanın derim. Çünkü ben öyle yapıyorum. Çekyatların üzerine çok güzel sıkıyorum. Halıların üzerine temizlik yaptıktan sonra yataklarınızdaki pikelerin üzerine, kıyafet dolabının içine sıkarak çok güzel uzun süre kalıcı özelliği oluyor. Bu yumoşta da arkadaşlar, bu lavanta ekstra. Yumaş'ın bu markasını alma sebebim, bunun farklı birçok ürünü var. Ben lavantalı olanını aldım. 22 TL arkadaşlar. Siz de alırsanız da şöyle milimini de hemen söyleyeyim. 1440 milim arkadaşlar. Böyle bir uzun süre parfüm kalıcı etkisi olsun diye bu markayı kullandım. Size daha etkili yaptığım oda kokusu etkili olsun diyorsanız da Yumaş'ın bu herhangi bir ürününü alın derim. Çünkü uzun süre kalıcı özelliği var. Ölçü ne derseniz de şimdi 2 kapağı 2 su bardağı su kullanıyorum. Hemen kapağımın içerisini dolduruyoruz. Şöyle ikinci kapağı da dolduralım. Şimdi 2 su bardağı da suyumu ekleyeceğim. Çok güzel, uzun süre kalıcı kokular yapabiliyoruz. Çok da uygun oluyor arkadaşlar. Oda kokularına veya kıyafet kokuları için o kadar para vermenize gerek yok. Ben bunu daha önceden ölçtüm arkadaşlar. Şöyle 2 su bardağı suya. İçerisine suyumu da ekliyorum. Sonra şöyle biraz karıştıracağız. Kapattıktan sonra tam su ile ben tam karıştım diye. Tabi alt kısmı su oldu. Sonra ben de alt kısmı sileyim. Şöyle köprene kadar arkadaşlar bir dakika neredeyse bunu çalka bulur. Göstereceğim. Şu üzerinde arkadaşlar köpük kısmı oluştuğuna, yani tam birbirlerini karıştığını almadığınız an kullanabilirsiniz. Daha sonra alıyoruz, fıs fıs yaparak çok güzel oda parfümü kokusu yapabiliyoruz. Kıyafetlerimizi sıkabiliyoruz. Halı, çekyat, örtükleri çok güzel bunu yapabiliyoruz. Çok da uygun arkadaşlar. Uzun sürede bunu çok kullanabilirsiniz. Neredeyse 3-4 ay giden bir koku oluyor. Çok da uygun. 22 TL gibi bir fiyata. Benden size tavsiye, mutlaka bir yapın, deneyin. Çok güzel kokuları oluyor. Özellikle Yumaş'ın bu serilerinin herhangi birini alın. Çok da güzel kokular yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.